sosyal medyada tabii TEOG'da 110, 120 soruda 119 net yapmakla çıktı ama asıl benim ilgimi çeken onun en büyük özelliği şuydu. Bilim insanı olmak istediğinde arkadaşları onunla alay ettiğinde o pekala bilim insanı değil ama biyoteknoloji uzmanı olacağım cevabını vermesi beni çok etkiledi. Bence hepimiz çoban habibi çok ciddiye almalıyız. Disiplinler arası ve bilimin nasıl yapıldığının belki de farkında olduğu için ve ona ilham veren 6. sınıf öğretmeninin, fen bilgisi öğretmeninin de takdir etmeliyiz. Bununla birlikte tabii ki sadece çoban habib değil, aynı şekilde belki bilim insanı olmayacak, bir arkeolog olacak olan Ali'yi, Ayşe'yi, Ahmet'i, Fatma'yı da çok ciddiye almalıyız. Çünkü arkeolog olacak olan o öğrenci de aynı şekilde karbon 14 testinin ne işe yaradığını bilmek zorunda. İleride bunu mesleğinde kullanacak çünkü. Öğrencilerimizi ciddiye almakla birlikte aslında bilimi de ve branşımızı da ciddiye almalıyız. Yani fen, fizik, kimya, biyoloji, matematik onları da ciddiye almalıyız. 21. yüzyıl çünkü şakaya gelmez bir çağ. 21. yüzyılda sadece insanlar değişmiyor ya da teknoloji değişmiyor. Bilimin yapılış tarzı da değişiyor. Ve bizim öğretmenler olarak bunlardan da haberdar olmamız ve kendimizi tekrar bir yenilememiz gerektiğine ben inanıyorum. Nasıl değişiyor? Siz nasıl görüyorsunuz? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Ve buradaki kalifiye iş gücünün yeri ve önemi nedir? Ben öncelikle öğretmenlerime çok teşekkür etmek istiyorum. Beni 50 yıl öncesine götürdü. Ben Ankara Fen Lisesi'nin ilk ikinci döneminden mezunlarındanım. O zaman da bu STEM konusu önemliydi ama sonradan biraz işte bu imtihanlar vesaire devreye girdi. Onun için çok büyük heyecan duydum. Önce onu paylaşmak istedim sizlerle. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu önümüzdeki döneme baktığımızda bir şeyi çok iyi anlamak lazım. Şu bu aralar çok konuşuluyor. İşte bir zamanlar kömür madenleri, buhar enerjisi, lokomotifler vesaire bir devrim. Arkasından petrol, fosil yakıtlar vesaire, otomobil endüstrisinin gelişmesi, otomasyonun gelişmesi vesaire bir devrim vesaire. Ama deniliyor ki başlangıçta bundan 10 sene önce 21. yüzyılın petrolü nedir? Büyük veri. Yani her yerden toplanan veriler, sizin beğendikleriniz, şu toprağın kimyası, havanın nasıl değişeceği, yarın hangi ihtimalle yağmur yağacağı, yağmayacağı. Ve bunların ister tarım tarafında olsun, ister trafik tarafında olsun bir takım analizlerden geçtikten sonra katma değer yaratan şekillerde formüle edilmesi ve sistemin içerisine gömülmesi. Ve bu şekilde 21. yüzyılda büyük verinin çok büyük bir devrimin başlangıcı olacağı söyleniyordu. Şimdi buna bir şey daha ekleniyor. O da aslında matematik ama STEM daha temel olarak. Nedir bu? Şimdi dünyaya bakarsanız herkesin ağzında ne var? Smartizasyon, akıllanma meselesi. Trafik akıllanacak, hastaneler akıllanacak, eğitim sistemi akıllanacak, binalar akıllanacak vesaire. Şimdi bunun temeline baktığınız zaman çok güzel bir analiz var. Mutlaka internetten girip bakmanızı öneriyorum. Google'ın kurucularından Andrew Moore, Georgia Tech Üniversitesi'ne tekrar geri dönüş yaptı profesör. O bu Internet of Things denilen, nesnelerin interneti denilen şeyi analiz ediyor. Internet of Things ne? Bu akıllı dünyadaki 2025 yıllarına geldiğimiz zaman milyarlarca, 20 ila 50 milyar arasında akıllı cihaz sistemlerin içerisine, proseslerin içerisine gömülmüş vaziyette insanların hayatını daha mükemmel hale getirmeye çalışan akıllı cihazlar. Şimdi bunları almış. Diyor ki eğer buna inanıyorsanız siz, yani 20 milyar civarında minimum akıllı cihazı insanlara daha iyi fırsatlar, imkanlar, yaşam şekilleri vermek üzere bir arada olduğunu düşünüyorsanız, diyor ki bunun içinde neler var? Elektronik devreler var, kod satırları var ve diyor ki aman diyor buralara çok takılmayın çünkü bunların maliyeti sıfıra inecek. Yani 20 milyar cihaz yapacaksanız onun donanımı, elektroniği, kod satırları vesaire bunların maliyeti sıfır. Zero marginal society dedikleri bir dönemin içerisinde. Asıl önemli olan ne? Bu cihazların içerisindeki
yapay zeka algoritmaları, büyük veri analitikleri, öngörü sistemleri, kaosu yöneten matematiksel sistemler vesaire, bunları da dizmiş bütün bu cihazların içerisindeki uygulamalardan. Ve en alta indinde diyor ki 2025 yılında dünyadaki matematik ve algoritma talebi ne olacak? Ve bu matematik ve algoritma talebi nerelerden karşılanacak? Şimdi matematik ve algoritma, yani sistemi en verimli şekilde yapabilme yeteneğinin en temelinde olan şeyler, insanın beyninin içerisinde, bireylerin beyinlerinin içerisinde. Ve bunları ortaya çıkaranlar da öğretmenler. Şimdi bu 21. yüzyılın petrolü denilen matematik ve algoritmanın üzerine odaklanmayan ülkelerin, yani beyinlerinin içerisinde bu konuda fark yaratacak olan insanları daha iyi eğitmeyen, daha iyi matematikle yüz yüze getirmeyen, matematikten bilime doğru adım atmayan, bunların algoritmik değerini daha hızlı yapabilme, daha iyi yapabilme vesaire şeklindeki formülasyonlar, sadece kod satırı yazma değil, bu formülasyonları en iyi yapabilecek düşünce şeklindeki, kafa yapısındaki, özgürlükteki insanların yetiştirilmesi konusu işte 21. yüzyılın petrolünün esasını ortaya çıkarıyor. Ve bu petrolün üzerindeki rafinasyonu yapan, rafinerilerin başında olan insanlar, emin olun, iş adamlarından çok öğretmenler. Bunlar ortaya çıktığı takdirde iş dünyası bunları alıp cihaz yapacak, bunları alıp servisin içerisine yerleştirecek, bunları alıp daha verimli, insanlara daha yakın bir takım çözümler sunabilecek. Çok teşekkürler. Nasıl yeniden şekilleniyor diyelim. Teşekkürler Cengiz Bey, çok aslında yerinde harika bir başlangıç yaptı, ağzınıza sağlık. Büyük datadan, büyük veriden bahsetti. İş yerleri de aslında, sektörleri de tek başına ve bağımsız aslında bugün artık düşünmek mümkün değil. Yani hiçbir sektör, biz kimya sektöründeyiz, ben sadece kimyasal ham madde üretirim ve kenara çekilirim diyebilecek bir lükse sahip değil. Tamamen bizler de bir işbirlikçi ortamda aslında tüm diğer müşterilerimiz, toplum, insanlar, çevre neler bekliyor? İnsanlar neler istiyor? İnsanların gelecekle ilgili neye ihtiyaçları var? Tüm özel sektör aslında bu işbirlikçi ortam içerisinde artık düşünmeye başladı. Bununla beraber tabii ki bizim kendi çalışanlarımızın da biz sadece iyi bir mühendis olması yeterli olmuyor. İyi bir mühendis olurken aynı zamanda toplumun ihtiyaçları nelerdir? Dünya nereye gidiyor? Nasıl daha çevreci olabiliriz? İnsanlık için neyi farklı yapabiliriz? Çalışmalarımızda nasıl bir katma değer sağlayabiliriz? Bütün bunları düşünmeleri gerekiyor. Dolayısıyla işbirlikçi bir ortam, bir kere meraklı olmaları, bu bilgiyi alıp kullanabilmek, bu bilgi var. Eskiden bilgiye ulaşamazdık, ansiklopedi arardık, oradaki bilgileri okurduk. Günler, aylar, yıllar geçerdi bir araştırmayı sonuçlandırmak için. Şimdi aslında saniyeler, dakikalar, haftalar içerisinde çok kısa bir zamanda bu bilgileri analiz edip gelecekle ilgili neye ihtiyacımız olabileceği konusunda çok güzel öngörülere sahip olabiliyoruz. Bunu yapabilmek çok önemli bir şey. Sadece bir matematik mühendisi olmak ya da makine mühendisi olmak, bir üretim hattındaki belli bir alanı çok iyi yapmak tabii ki çok önemli. Bir kere bu olmazsa olmaz. Bu cepte olması gereken bir şey. Her işimizi çok iyi yapacağız. Ama öğretmenlerin de bahsettiği gibi bütünleşik olmak, diğer müşterilerimiz, STK'lar, devlet, toplum, üniversiteler, insanlık ne istiyor? Gelecekte bizi ne bekliyor? Bugün haritalarda kalktı. Yani baktığımız zaman aslında dünyada haritalarda yok. Ülkeler arası artık üretimler sadece aynı ülkede yapılmıyor, başka ülkelerde yapılıyor. İnsanlar birlikte çalışıyor. Sadece kendi şehrinizde, ofisinizdeki insanlarla çalışmıyorsunuz. Kıtalar arası çalışmaya başlıyorsunuz. Üniversitelerin işbirlikleri aslında uluslararası, insanların işbirliği uluslararası. Dolayısıyla insanın sadece belli bir ana bilim dalından mezun olması ve o teknik bilgiye sahip olması başlı başına yeterli olmuyor. Tabii ki burada çok iyi olmak gerekiyor. Araştırmacı ruhu, merak duygusu çok önemli. Ki bu şekilde bu datayı analiz etmek, büyük veriyi analiz etmek gerekiyor. Ve nasıl topluma, sisteme, aslında dünyaya katma değer yaratabilecek bir fikir çıkabilir, bir ürün çıkabilir. Biz işverenler olarak bütün bu özelliklere çok dikkat ediyoruz. Yani sadece iyi bir üniversite diploması, iyi bir proje yapmış, iyi sonuçlarla mezun olmuş değil.
Biraz önce fuar alanında projelere bakarken çok hoşuma gitti, öğretmenlerin yaptığı açıklamalar vardı. Öğrenciler hangi özellikleri çalışmalarda kazandılar diye. Takım çalışması zaten olmazsa olmazlardan bir tanesi. Sorgulama özellikleri. Sorguluyor mu? Yani sistemi olduğu gibi kabul ediyor muyuz? Bu koltuğu bu şekilde kabul ediyor muyuz? Bu rahat mı? Daha ergonomik nasıl olabilir diye sorguluyor muyuz, sorgulamıyor muyuz? İşverenlerin buna ihtiyacı var. Yani o ürünü ürettik, tamam kenara çekildim, harika diyemeyiz. Çünkü dediğim gibi toplumun, dünyanın 10 sene, 20 sene sonra neye ihtiyacı olduğunu bugünden düşünmemiz gerekiyor artık. Çok teşekkürler. Bilgiyi alıp onları yoğurup başka bir şekle dönüştürme nasıl oluyor? Önce ama isterseniz Ar-Ge ve Ür-Ge arasındaki farktan başlayalım. Çünkü çok değerli bir markanın Ür-Ge üretim geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorsunuz. Siz burada bilgiyi nasıl değere dönüştürüyorsunuz? Burada süreç nasıl ilerliyor? Burada yetenekleri nasıl kullanıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedebilirsek. Öncelikle tüm katılımcılara ben de teşekkür etme ihtiyacını duydum. Cengiz Hocam çok güzel bir başlangıç yaptı. Bildiğiniz üzere Can'da yenilikçi ve genç bir markayız. Orada ürün geliştirme faaliyetlerini yürütüyorum. Açıkçası bu projeye son bir ayda dahil oldum. Hızlı bir giriş yaptım. Hızlıca devam ediyoruz. Öncelikli olarak Ar-Ge ve Ür-Ge'yi özetlememiz gerekirse, Ür-Ge aslında Ar-Ge'nin alt bir fonksiyonu. Aslında Ar-Ge'nin temelinde STEM var. Yani temel bilimlerle başlıyor bütün fonksiyonlar. Hangi üniversiteye giderseniz gidin, hangi bilim adamıyla ya da hangi mühendisle sohbet ederseniz edin, bir Ar-Ge faaliyetine başlamadan önce kesinlikle bir fen bilgisi ya da bir matematik biliminden giriş yapacaktır. Örneğin bir malzeme geliştirme ise fen bilimidir. Örneğin bir pazarlama faaliyeti gibi istatistik geçiş ise bir matematik bilimidir. Bu temel bilimlerden başlayan sistemin altyapısını iyi almış öğrenci grubu da burada tabii ön plana çıkmakta olacak bu proje kapsamında. Ardından detaya iniyoruz. Nedir bunlar? Uygulamalı araştırma. Aslında yani Ar-Ge'nin başı artık sisteme dönmeye başlıyor. Ağır kısmı olan uygulamalı araştırmalar artık temel bilimlerden biraz daha çözüme yönelik olaraktan detay araştırmamız oluyor. Tabii Ar-Ge faaliyetinin öncelikle başlayabilmesi için insanların bir takım bir sıkıntı yaşamaları, bir problemle karşılaşmaları, önlerine bir engel çıkması ya da mevcutta oluşan sürece yönelik daha avantajlı bir süreç ihtiyacının oluşması gerekiyor. Dolayısıyla biz temel bilimleri kullandık, ardından uygulamalı bir araştırma yaptık. Ardından da deneysel geliştirmelere geçiyoruz aslında. Deney planlamaları geliyor bir taraftan. Deney planlamalarında sıkıştığımız noktalarda yeri geldiğinde uygulamalı araştırmalara geri dönüp tekrar döngüler söz konusu oluyor. Eğer çözüme ulaşamadığımız durumda tekrar temel bilimlere dönme ihtiyaçlarımız da oluyor. Burada en önemli olgu, tekrar anlatacağım aynı hocamların yaptığı çalışmalar gibi Ar-Ge personelinin takım çalışmasına çok yatkın olması gerekiyor. Artık günümüzde tamamen yatay bir organizasyon yapısı var. Ar-Ge personeli genelde zeka seviyesine genellikle artık IQ yerine duygusal zekayı ön plana çıkarması gerekiyor. Şirketlerin en büyük sermayesi, eskiden kapital için işte arsa derlerdi, makine derlerdi, kalıp derlerdi. Bu 20. yüzyılda artık entelektüel sermayeye dönmüştü. Günümüzde duygusal sermayeye dönmüş durumda. Duygusal sermaye deyince tabii bazı arkadaşlar tanımlama ihtiyacı duyabilirler. Duygusal sermaye aslında bizim şirketlerimizin içinde çalışanlar, paydaşların şirketlere karşı bütün duygularının toplamını ifade ediyor. Şirkete karşı duygular ne kadar yüksekse, duygusal sermayeniz ne kadar yüksekse, Ar-Ge faaliyetlerinde başarıya ulaşma şansınız o kadar yüksek. Üçüncü aşamadan bahsetmiştim, uygulamalı araştırma. Uygulamalı araştırmanın sonunda Türkiye'de de çok ciddi bir problem olan ticarileştirme ön plana çıkıyor. Yani dördüncü aşamada çok takılıyoruz biz. Yani biz fizibilite ekiplerimizi ne kadar iyi yaparsak ticarileştirme aşamasına da o oranda iyi geçmemiz söz konusu. Aslında ticaretleştirme tarafında da bir Ar-Ge var. Pazarlama çalışmaları, işte fokus gruplar, müşteriye uygun araştırma grupları. Yani aslında artık üretmek, teknolojiyi büyütmek, teknolojiyi geliştirmek çok kolay. Onun en büyük zor tarafı için pazarlama ve sonuç tarafı.
O yüzden Ar-Ge personelleri aynı zamanda sahada bir satış elemanı gibi müşteri odaklı çalışması gerekiyor ve yeri geldiğinde çok iyi bir sunum tekniğine de sahip olması gerekiyor kolektif çalışma yanında. Dolayısıyla bu benim bahsettiğim bölüm Ar-Ge ile ilgili olan ve sistemi içeriyor. Ürün geliştirme tarafına geçtiğimiz zaman bu A kelimesi çok önem kazanıyor. Çünkü ürün geliştirme tarafında art dediğimiz sanat var. Ve burada girdiler aslında tasarım girdileri. Nasıl bizim firmamızdan örnek vereyim, endüstriyel tasarımcı arkadaşlar, grafik tasarımcı arkadaşlardan gelen ya da müşteri beklentilerinden gelen bir takım sanatsal girdiler. Sistem kullanılarak Ar-Ge faaliyetlerine, ürüne dönüştürülüyor. Tabii bu ürünler sürekli yenilenme ihtiyacına sahip. Tabii firmanın rekabet edebilmesi için örneğin o ürünü siz daha düşük maliyetlerle üretmeniz lazım. Nedir bu düşük maliyetler? Örneğin düşük enerji ihtiyacı. Mesela ürün geliştirme sürecinde aslında siz bir düşük enerji maliyetiyle ilgili bir çalışma yaptığınız zaman bu da bir Ar-Ge faaliyeti oluyor. Yeri geldiğinde daha hızlı üretmeniz gerekiyor ya da ürüne farklı bir fonksiyon katmanız gerekiyor. Bu fonksiyonu katarken gene temel bilimlere dönüp tekrar uygulamalar, araştırmalar yapıp tekrar deneysel çalışmalarla geliştirip tekrar ürünü paket halinde sunmanız gerekiyor. Ve ticarileştirmede de başarılı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben hocamları da dinledim. Mayıs ayında biz firmamızda en güzel işletmemizi seçtik. Bildiğiniz üzere 4. sanayi devrimini yaşıyoruz. Bizim işletmemiz şu an mükemmel bir 3. sanayi işletmesi aslında. Öyle akıllı birimler yok. Ama 3. sanayi devrimine yönelik çok ciddi bir altyapımız var. Görsel kalite kontrollerimiz, kendi geliştirdiğimiz makinelerimiz, kendi geliştirdiğimiz kalıp teknolojisi, kendi geliştirdiğimiz bir takım görsel sanatlara yönelik, endüstriyel tasarım, mekanik tasarıma yönelik faaliyetlerimiz söz konusu. Ben en son Mayıs ayında pazarlama müdürümüz Merve Hanım'ın da desteğiyle kendi firmamızda iki grup halinde 40 tane öğrencimiz ve öğretmenlerimizle bir ön çalışma yaptık aslında. Bir uygulamalı araştırma yaptık sistem projesi kapsamında. Ben sistemi de bir Ar-Ge faaliyeti olarak görüyorum. 40 öğrencimizi firmamıza davet ettik. Öğrencilerimize öncelikli olarak şirketimizde 3. sanayi devriminin teknolojilerinde kişilerin ne takım işler yaptığını, işte endüstriyel tasarımcı, mekanik tasarımcı, grafik tasarımcı, simülasyon mühendisi, işte üretim mühendisi gibi arkadaşların nasıl çalışmalar yaptığını, aynı zamanda tabii bu çalışma gruplarında hem bayanların hem de erkeklerin bulunduğunu, zaten gelen öğrencilerimizde özellikle bay ve bayan karışık seçtik. Yani bir çalışma ortamında bay ve bayanlar bir arada nasıl çalışır, nasıl tatlı çalışması yaparlar, onu görmelerini istedik. Fabrikayı gezdirmeden önce bu işlerle ilgili onlara güzel bir sunum yaptık. Biraz da 4. sanayi devriminden bahsettik. Ben örnekleri genelde bizim şirketimizdeki 3. sanayi devrimi örneklerinden, diğer örnekleri de 4. sanayi devrimi örneklerinden seçtim. Mesela sunumun bir tarafında bizim yaptığımız güzel bir makine vardı. Makine tamamen 3. sanayi devriminin tüm şartlarını içeriyordu. Sağ tarafa da bir Megatron resmini koydum. Çocuklara direkt Megatron'u 4. sanayi devrimi olarak tanıttım. Orada bir robotun kendi kendine karar verdiğini, kameralarla ısıları hissettiğini, sensör teknolojilerinin artık gitgide içine girdiğini, bunun çok daha ileri seviye malzemelerle yapılması gerektiğini anlattım. Çocuklar aynen, hocalarında olduğu gibi beni aynen dinlediler. Ardından çocuklara güzelce iş kıyafetlerini giydirdik. Koruyucu gözlük, kulaklıkları taktılar, iş ayakkabılarını giydiler. Beraber sahayı gezdiler bizimle beraber. Onlara fırında bir ergimeyi, bir ham madde oluşumunu, işte bir makinede ürün oluşumunu, ardından paketleme makinesinde ürünün pakete girmesini ve hatalarının bir separatör aracında ayrılması gibi böyle güzel konularda örneklerle bir teknoloji sunumu gerçekleştirdim. Döndüğümde korkunç sorularla karşılaştım. Niye burada böyle bir şey var? Niye şurada şöyle bir şey var? Açıkçası hocamların bu kendi fabrika ortamında desteği olmadan sınıflarında yaptığı faaliyetlerin zayıf kalacağını düşünüyorum. Böyle bizim gibi özel sektörde olan firmalar, Anadolu'daki firmalar böyle milli eğitimle beraber böyle bir projede bizim yaptığımız gibi bu derslerin üstüne bir teknolojik gezi, bir tip faaliyetlerle bulunurlarsa çok daha faydalı geçeceğini ve akıllarında çok rahat kalacağını gördüm ben. Özellikle matematikten de örnek verdim çocuklara. Mesela çocuklara ben çok ilginç sorular sordum. Çocuklara örneğin şeyi sordum ben.
Kodağı biliyor musunuz diye sordum. Hepsi 6-8 sınıf öğrencilerinde. Çocukların hiçbiri Kodağı bilmiyor. Mesela Kodak, hocam da iyi bilir Cengiz Hocam. Dünyanın en büyük şirketiydi. 150 bin çalışanı vardı ve dijital baskı yapıyordu. Ve şu an dijital baskı tamamen bitti. Çocuklar Kodağı bilmiyor. Çocuklar Nokia'yı çok ucuz bir telefon markası olarak biliyorlar mesela. Nokia'nın dünyanın en iyi telefon üreticisi olduğunu bilmiyorlar. Orada çok güzel bir örnek verdim çocuklara. Mesela Nokia'nın telefonda bir numara olmasının en büyük nedeni Finlandiya'nın adalar ülkesinden oluşmasından oluşuyor. Yani Neçe'de bu adalar arasında Kuzeydeniz'de çok tuzlu suda kabloların erimesinden dolayı Nokia şirketi bir kablo firmasıyken kablosuz iletişimle ilgili çok ciddi devrimler yapıyor. Böylelikle dünyanın en iyi firması oluyor ama dokunmatik ekrana geçilmediği için şu an Nokia yerlerde. O yüzden dedim yani Türkiye'nin böyle şirketlere ihtiyacı var ama dördüncü sanayiyle beraber devam edecek şirketlere ihtiyacı var. Bizim için de çok zevkli bir süreç oldu. O yüzden benim hocalara tavsiyem okulda ayrı bir stand yapsınlar, ayrı bir pano koysunlar. O panoya çocuklara şöyle bir istekte bulundum. Şimdi çocuklar sürekli şikayetçi. Benim 9 yaşında da bir kızım var. İşte beraber evde ödevler de yapıyoruz. Sürekli şikayet ediyor. Baba burası niye yaş? Ben niye burada üşüyorum? Baba bu yolda giderken araba niye titriyor? Çocuklar o konuya sürekli yaşadıkları sıkıntıları yazsınlar. Böylelikle bir veri madenciliği yapalım. Sonra çocukları bir araya getirin. Çocuklara beyin fırtınası yaptırın. O problemi çözmek için işlerinden böyle önemli bir iki problem seçelim. Ben çocuklara mesela kök neden analiz yaptırdım burada. Sürekli onlara neden soru kayıyor. İş hayatı endüstrilerde buna göre değişiyor. Sanayi 4.0 ile sistem arasındaki bağlantıyı nasıl görüyorsunuz diye sormak istiyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle bu fırsatı yakalamışken TÜSİAD yönetimine, sekreteryasına ve TÜSİAD sistemin alt projelerinden birisi olan bu sistem kiti projesinin yürütücüsü olan BAU sisteme teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü son bir yıldır bunun arkasında ne kadar hummalı bir çalışma olduğunu yakından takip ediyorum. Bugün burada belki işin sonuçlarını göreceğiz ama arkasında gerçekten öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi de kapsayan çok büyük bir emek var. Çok sağ olun. Biz de Intel olarak bunun içerisinde yer almaktan büyük keyif aldık. Sorunuza dönecek olursam Burak Bey, aslında bu değerli panelistlerin yanıtlarından sonra bu turu da ben pasta diyebilirim. Çok güzel, keyifli, dinlemesi keyifli bilgiler edindik. Ama birkaç tamamlayıcı noktadan bahsetmek istiyorum sadece. Aslında sadece sanayi 4.0 değil de 4. sanayi devrimi diye daha geniş bir bakış açısıyla konuya yaklaşmak istiyorum. 4. sanayi devriminin büyük sonuçları olacak. Yani bunun Cengiz Bey'in de bahsettiği gibi akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı gözlükler, akıllı buzdolapları, etrafımızdaki her şeyin akıllandığı, her şeyin internete bağlandığı ve birbirleriyle iletişimde olduğu bir döneme giriyoruz ve bunun büyük sonuçları olacak. Burada ben bu büyük sonuçları aslında bunun tabii iş gücüne, iş dünyasına, eğitim sistemlerine kadar varan büyük sonuçları olacak. Bu sonuçları bir benzerlik kurarak aslında aktarmak belki benim için en kolay olacak. Dördüncü sanayi devrimiyle küreselleşmenin benzer sonuçları var diyebilirim. Çünkü aslında dördüncü sanayi devrimi bana göre teknolojinin küreselleşmesi ya da teknolojinin demokratikleşmesi de diyebiliriz. Cengiz Bey çok güzel bir şeyden bahsetti. Artık bu cihazların maliyetlerine çok odaklanmayın. Donanım kısmının maliyeti belki de sıfırlara düşecek gibi. Bu şunu getiriyor. Hepimiz kendi evimizde oturup buzdolabımızı akıllı hale getirebiliriz. Gözlüğümüzü akıllı hale getirebiliriz veya yaratıcılığımızı kullanarak ne yapmak istiyorsak hayatımızı paylaştıracak, evdeki bir problemimizi çözecek, toplumun bir problemini çözecek bir cihazı, bir çözümü bu gelişmeden faydalanarak kendimiz evde yapabilecek noktaya gelebileceğiz. Şimdi bu harika bir olay ve bunun büyük faydaları olacak ama küreselleşmenin yoğun olarak tartışıldığı dönemleri hatırlarsanız küreselleşme iyi midir, kötü müdür? Küreselleşmenin müthiş yönleri var. Bütün dünyayı tek bir pazar haline getirerek, pek çok maliyeti düşürerek, sınırları ortadan kaldırarak ülkelerdeki ekonomik pastanın daha hızlı büyümesine büyük katkıları oldu küreselleşmenin. Ama pasta büyürken bir yandan da o pastanın nasıl dağıtıldığı konusunda da tartışmalar yaşandı. Yani gelir dağılımında bazı bozulmalar yaşandı. En üstteki grubun gelirleri daha hızlı artarken en alttaki gruplardaki uçurum büyüdü. Dördüncü sanayi devrimi de aslında beraberinde böyle bir riski getiriyor. Burada da şu anda dünyada 300 milyon tane genç, ki bu 16-25 yaş arasındaki nüfusun dörtte birini oluşturuyor. 300 milyon genç ne bir işe sahip,
ne de bir eğitim kurumuna kayıtlı. 300 milyon çok çarpıcı bir sayı bu. Eğer 4. sanayi devriminin gerektirdiği niteliklere uygun eğitim almazlarsa önümüzdeki yıllarda bu sayı belki katlanarak artacak ve çok daha büyük altından kalkılması zor sosyal problemlerle dünya karşı karşıya kalabilir. 4. sanayi devrimi ekonomik pastayı çok hızlı büyütme potansiyelini barındırıyor. Belki büyük bir teknolojik kırılımın da tam başındayız. Yani teknoloji bugüne kadar geçtiğimiz 1000 yıllık dönemde yıllık %1 hızla büyüyorsa belki %3 hızla büyümeye başlayacak diyeyim. Bir kırılımın eşiğindeyiz. Ancak bunun çok küçük bir grubun o geliri almasındansa tüm dünyanın bu gelişimden faydalanabilmesi için özellikle gençlere eğilmek gerekiyor. Gençlere eğilmek dediğimizde de Cengiz Bey'in bahsettiği gibi öne çıkacak konular var. Büyük veri, yapay zeka, robotik, otonom arabalar gibi çok önemli konular var. Ama hepsi dönüp dolaşıp sizin belki de ilkokulda, ortaokulda aldığınız sistem eğitimine dayanıyor. Yani siz o felsefeyi almazsanız, sistem sadece fen bilmek değil, sistem sadece matematik bilmek değil. Sistem aslında, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Sencer hocamız bunu sürekli söyler. Sistem aslında tüm bu bilimlerin entegre edilmesi, bir araya gelmesi. Yani bir ürün üretirken fen tarafını da bileceksin, matematik tarafını da bileceksin ve bunları bir araya getirmek. Bunun sınıf içi eğitim ortamına da eminim çok önemli katkıları, sonuçları olacak ve bu proje de aslında bununla alakalı. Yani sadece projede öğrencilere matematik anlatılmadı, sadece fen anlatılmadı. Hepsini bir araya getiren bir yeni bir müfredat, yeni bir bakış açısı oluşturuldu. Eğer biz de ülke, Türkiye olarak bu adımları böyle projelerle atmaya devam edersek, bunun uygulamaları, bu uygulamalar yaygınlaşırsa geleceğin iş dünyasına daha hazır hale geliriz diye düşünüyorum. Bugün ilkokula başlayacak çocukların, siz %70 dediniz ama ben başka bir raporda %65 olarak o raporu sayıyı görmüştüm. Bugün ilkokula başlayan çocukların %65'i, bugün daha tanımını dahi bilmediğimiz, ismini dahi duymadığımız işlerde çalışıyor olacaklar. Ama şurası bir gerçek ki bu işlerin büyük bölümü sistemle alakalı olacak. Bankacı da olsalar kodlama bilmeleri gerekecek. İNG Bank Genel Müdürü Pınar Abay'ın söylediği gibi biz bir banka değiliz, biz bir teknoloji şirketiyiz ifadesinden yola çıkarak söylüyorum bunu. Bankacı da olsalar kodlama programlama bilmeleri gerekecek. Belki Uber'de çalışsalar da bilmeleri gerekecek. Intel'de veya Lauda'da, Dauda'da. Dolayısıyla sistem hepsinin temeli olacak. Çok teşekkürler. Daha sonra kırmızı ışıkla birlikte artık sesli uyarı vermeye başlıyor. Hala durmuyorsa da 7 santimetre mesafede araç kendinden duruyor. Kendinize enerjik görünüyorsunuz. Odacıkları inşa ederek daha dengeli bir yük taşıma konforu elde etti. Daha sonra bu şekilde bir gemimiz var. Bu da daha farklı yoluna sahip. Hepsi birbirinden farklı yönlere sahip. Ve genel olarak strafor, su şişesi, pipet kullanarak yoğunluklarını azalttık. Çalışmamız bittikten sonra da kitlelerini, hacimlerini ve yoğunluklarını hesapladık. En sonunda test aşamasında sınıfımızda birleyen su ve yük olarak da misketler içlerine atarak test ettik. Nasıl olmuşlar? Hoş geldiniz. Ben zaten 70 katlı bina olmuşum. Şu an genleştiriyorlar. Bakın genleştiğinde devre açık kaldı. Devre açıldığı zaman söndü. Az sonra ısısı geçecek, sıcaklığı azaldıktan sonra
o tekrar devreye girecek. Aslında anahtar yerine farklı şeyler kullanabileceklerini düşündüler. En güzeli seneye hedef koydular. Ve zaten biz bunu Arduino ile yazarız. Biz onlarla Arduino